Çocuk bayramı kutlu olsun. Evet efendim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz bu vesileyle. 98. yılını kutluyoruz bu yıl. Biz de dedik ki bugün ne yapalım, ne yapalım? Çocuklarımızı gündemimize aldık ve dedik ki çocuklarımıza daha iyi bir ebeveyn, daha iyi bir anne, daha iyi bir baba olabilmek için onları daha iyi anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla da biz onlarla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Konuşalım istedim sizinle şöyle uzun uzun. Evet, çok önemli. Bir zamanlar bizler de çocuktuk. Gerçekten doğru değil öyle mi? Evet Ekrem Bey, dinliyoruz sizi. Bizim sesimizi duyabiliyor musunuz? Evet evet, tamam. Duyabiliyorum. Yani biz şu anda çocuk olsaydık, bize nasıl davranılmasını istiyorsak o şekilde çocuklara, ergenlere, gençlere davranalım. Çünkü neden? Bizim yaşadığımız sıkıntıları onlar yaşamasınlar. Eğer biz dayak yediysek çocuklarımıza dayak atmayalım. Dayak yemediysek zaten atmayalım. Çünkü neden? Bu kısır döngüye bir yerde artık dur dememiz gerekiyor. Çünkü dünya barışı ancak bu şekilde gelir. Şimdi ebeveynlerin yaşadığı en büyük hatalardan birisi de aslında daha çok karşılaştığı sıkıntılardan birisi de aslında küçük çocuklarımıza sözümüzü dinletemememiz. Ve dolayısıyla bu durumda bazı ebeveynleri hani mutsuz edebilip aslında neden çocuğum bana saygı göstermiyor şeklinde yorumlanabiliyor Ekrem Bey. Bu durumlarda biz çocuğumuzun bizim sözümüzü daha fazla dinlemesi için aslında ona emir verirken bazı davranışlarda bulunmamız lazım sanki. Şimdi şu şekilde emrederek veya şiddet uygulayarak saygı göremeyiz. Evet. Bunun için öncelikle ebeveynler kendi aralarında, diğer çocuklara karşı olsun, büyükler kendi aralarında saygı nedir, bir iş nasıl yaptırılır, işte büyüklere itaat nedir, onların dedikleri nasıl yapılır, bunları bir rol play şeklinde gerekirse ve canlı canlı, biri zaten bizi gözetliyor, bütün kameralar kayıtta, bunu modelleyebiliriz. İkincisi de hani bir saygısızlık yaptığını sorabiliriz. Bu saygısızlığının arkasına yatan nedir? Biraz saygısızca davranınca incindim. Bana isyanın ve tepkin nedendir denebilir. O da söyleyebilir. Belki istediğimi almadın diyebilir. Yani karşılıklı ve onların seviyesinde, tepeden bakar gibi değil de çocuğunun boy seviyesinde oturmak veya konuşmak lazım. Bu çok önemli. Çünkü yukarıdan emredici, diktatör bir kişiye hiç kimse itaat etmez. Yani çocuklar diktatör değil, baba veya ebeveyn veya anne görmek isterler karşılarında. İkincisi de öfke kontrolü çok önemli. Yani öfkesini kontrol edemeyen, etrafa saygısızca davranan kişi nasıl saygı bekleyebilir? Kesinlikle öyle. Aynı zamanda çocukların küçükken yetiştirilirken şimdi ağaç yaşken eğilir. Dolayısıyla da onların bize yalan söylememesi ve bize her şeyi anlatması çok önemli. Doğru mu Ekrem Bey? Evet, şimdi çocukların yalan söylememesi için zaten bu konuyla ilgili çok uzunca bir yazım var. Yani yalan söyleyen çocuklar veya yalan söyleyen yetişkinler için neler yapılmalı diye internette araştırılırsa o yazımla karşılaşırlar. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Çocuk şiddet göreceği endişesi olursa, yargılanacak, kabul edilmeyecek, baskı görecek gibi bir durumla karşılaşırsa, kabul görmeyecek bir durumda çocuk yalan söyler. Evet. Şimdi özellikle 7 yaşa kadar çocuk yalanla gerçeği ayırt edemeyeceği için onu yalan söylemekle tehdit etmemek lazım. Hani bunun doğrusu nedir? Doğrusunu söyleyebilirsin değil mi? Bir de ailelerin yaptığı şu var. Yani şu oyuncağı sen aldıysan veya bu bardağı sen kırdıysan kırmayacağım söz diyorlar. Ve sonra frenleri tutmuyor, bağırmaya başlıyorlar. Çocuk nasıl doğruyu söylesin böyle bir durumda? Güven vermek gerekiyor ve kabul gerekiyor. Hatta yani bardak kırılırsa kırılırsın,
örnek olarak veriyorum. Çocuk doğruyu söylediği için devamlı takdir görürse doğruları artar. Zaten az önce de dediğim gibi 7'ye kadar hayalle gerçeği ayırt edemezler. 7'den sonra yalanı yine kullanmayacağız. Yalan söyleme bak gibi tabir yerine doğruyu söylemen istiyorum. Bunun gerçeği nedir? Evet. Olay nasıl oldu deyip hani şiddet uygulayacak veya tehdit edecek bir ses tonuyla olmaması lazım. Sevgi, şefkat ve kabullenişle. Burada püf nokta hakikaten doğruyu söylemek çocuklar için, hepimiz için hatta madalyalık bir durumdur. Kesinlikle öyle. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Dolayısıyla da onları yetiştirmek de en büyük görev de bize düşüyor. Dolayısıyla topluma ve vatanı milletini seven hayırlı evlatlar olması bizim elimizde. Dolayısıyla da bunun için de en başta zaten sevgi göstermeliyiz. Sevgi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sevgiyle, azıcık da bir disiplinle ama doğru yönlendirilerek. Zaten yalan söylemenin hani küçük yaşta eğer ufak tefek şeylerden yalan söylüyorsa nasıl olsa küçük çocuktur dememek lazım. Çünkü bu ilerleyen boyutlarda daha farklı bir şeye yönelebilir. Dolayısıyla da hayır demeyi de öğretmemiz gerekiyor. Çocuklar için yapılan biliyorsunuz ki birçok işte istismar durumlarında hani bize karşı da aslında çocuklarımızın her şeyi anlatabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da yaşadığı kötü bir şey bile olduğu zaman sizin de söylediğiniz gibi bir arkadaş gibi yaklaşması gerekiyor aslında bizim de çocuklarımızın. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Ekrem Bey? Şimdi olabildiğince yani ebeveyn olarak yaklaşacağız ama dediğiniz gibi arkadaş gibi. Ve gerektiğinde de birkaç dakikalığına mı olur, birkaç saatliğine mi olur, onun yamacına inip arkadaş gibi oynayıp bazen ona eşlik edip sonra ebeveyn olduğumuzu hatırlatmakta yarar var. Şimdi bir de yalanla ilgili şu püf noktayı vereyim. Yani çocuk yalan söylemenin ne kadar kötü olduğu nasihatini aldıktan sonra sizleri izlemeye alacak. Aman dikkat. Mesela birisi kapıyı çalıyor. Çocuğa söylemesi isteniyor. Babam evde yok. Mesela örnek. Evet. Yani baba evde mi? Nasıl deriz yok diye. Yani anlatabildim. Aman bu küçük bir şey ne olacak? İşte küçük yalanlarla başlıyor. Çocuk bizim bir küçük yalanımızı bunu 100 yapabilir. Ondan dolayı madem Dünya Sağlık Örgütü'nün son standartlarına göre 65 yaşına kadar genç kalacağız. İnşallah öyle olur. Çocuklarımızın gelecekteki halini de göreceğiz. Bugünlerde gelecek. O zaman orta yaşta 80'e kadar devam edecek. Zaten meyvelerini çocuklarımızda ve torunlarımızda göreceğiz. Ve bizim neslimiz, hatta tüm insanlık bu şekilde devam ediyor olacak. O yüzden atacağımız tohumlar iyi rol model olarak kıyamete kadar devam etmesini istiyorsak, bire milyon vermesini istiyorsak önce iyi biz birer örnek olacağız yetişkinler evet. olarak. Bunu göstereceğiz. Onlar da zaten bizi izliyor. Sadece şu var, bir söyleyecek bin yapacağız. Ve göstereceğiz ve öyle olacağız. Aynen. Çocukların yanında ayrı, onlar